Hazif arada otelin oraya gitmemiz lazım. Ama trafik var. Keşke uçan arabamız olsa. Neyse uçan arabamız Cezer'den bahsedeyim, onu anlatıp öyle gideriz. Evet, şehir içi ulaşımda otomobillere bir alternatif olacak elektrikli Cezer'i konuşacağız. Teknofest alanında en çok ilgi gören ürünlerin başında Cezer'i geliyor. 10 başlıkla envanter şimdi başlıyor. Türkiye'nin ilk uçan arabası Cezer'i ismini oldukça özel bir figürden alıyor. İslam'ın altın çağında çalışmalar yapan Müslüman bilim insanı ve mühendis Cezer'i'den. Cezer'i çok sayıda büyük buluşa imza atmış, robotik konusuna dair bilinen en eski kayıtların sahibi bir isim. Yaşamı Cizre ve Diyarbakır bölgelerinde geçen isim için Leonardo da Vinci'nin ilham kaynağı yakıştırması da sık sık yapılır. 70 yıl yaşamış bir bilim insanını düşünün. Bu kısa sayılacak ömre 50 mekanik cihaz ve bunların nasıl inşa edileceğine dair talimatlar sığdırmış. Öncelikle Cezer'i bir konsept araç olarak birçok farklı alana uyum sağlayabilecek özelliklerle donatılmış durumda. Burada önceliğin şehir içi yolcu ulaşımı olduğunu söylesek de asıl faydanın başka noktalarda karşımıza çıkabileceğini belirtmeliyiz. Özellikle sağlık sektörü ve askeri alanda Cezer'e sahip olmak büyük bir hız ve özgünlük kazandıracak desek abartmış olmayız. Ayrıca Cezer'i kargo taşımacılığı için de gayet güçlü bir alternatif olarak değerlendirilebilir. Bu noktada üretim standartlarının netleşmesi daha doğru bir yönlendirme için bize de yol gösterecektir. Cezer'i için önümüzdeki dönemde daha gelişmiş prototiplerin çalışıldığı bir zaman dilimi bekliyoruz. Bundan sonraki adımda ise insanlı uçuşlar yer alıyor. Yani insanlı uçuşlara geçmeden hemen önceki aşamadaki güvenlik ve mütekabiliyet aşamaları büyük bir titizlikle yürütülüyor. Burada Cezer'i göklerde görmek için ortalama 10 yıl kadar beklememiz gerektiğini söyleyebiliriz. Muhtemelen 3 yahut 4 yıl içinde rekreasyonel olarak arazi araçları ve ATV'ler gibi kırsal alanda kullanıldığını görmemiz de oldukça olası. Sadece bu bile birçok farklı gelişim süreci için anahtar bir konum olarak değerlendirilebilir. Bu konuda elimizdeki prototipin sahip olduğu özelliklerle başlamalıyız. Şu an geliştirilen prototip yalnızca bir kişiyi taşıyabilecek biçimde geliştirildi. Bu da öncelikli yaklaşımın şehir içi insan ulaşımı olmadığını gösteren verilerden biri. Ancak İlerleyen zamanlarda bu prototipi tamamen şehir içi taşımacılıkta kullanılabilecek bir noktaya taşımak için çeşitli güncellemelerin yapılacağını şimdiden söyleyebiliriz. Uçan taksi dronların da masadaki alternatiflerden biri olduğunu söyleyelim. Bu noktada şehir içine çıkması için kapasite güncellemelerinin mutlaka yapılacağını da eklemiş olalım. Gelecekte kentsel hava taşımacılığında köklü bir değişiklik yapması beklenen Cezer'i uçan araba, yolcu ve kargo taşımacılığında aktif olarak rol alacak şekilde tasarlandı. Uçan araba temelde şehir içi ulaşımda otomobillerin alternatifi olacak elektrikli bir kentsel hava taşımacılığı aracı olarak öne çıkıyor. Kentsel hava taşımacılığı kapsamında şehir merkezleri ve banliyöleri kapsayan güvenilir yolcu ve kargo taşıma ekosisteminde hayat vermesi hedefleniyor. Bunun yanı sıra sağlık sektörü ve askeri alanlarla lojistik destek amaçlı kullanılabilmesi için çalışmalar sürüyor. Geleceğin ulaşım konsepti olarak Baykar tarafından geliştirilen Cezer'i uçan arabanın hayata girmesiyle şehir içi ulaşımda trafik sıkışıklığının azalması, trafikte geçirilen zamanın en aza indirilebilmesi, ulaşımdan kaynaklanan hava kirliliğinin azalması mümkün olacak. Cezer'i uçan arabanın gelecekte kentsel hava taşımacılığında etkin rol oynamaya başlamasıyla trafik kazalarının azalması, daha hızlı bir kargo taşımacılığı hizmeti sağlanması, sağlık kurumlarının acil ihtiyaçlarına hızlı şekilde cevap verilmesi hedefleniyor. These were technologies that really only existed in a military application until recently, and we're now seeing it come out of the DoD and DARPA and the military field into the commercial market. まあ、空の移動っていうのはあるんですけれども、結構不便になっちゃってるんですね。で、それを、コンパクトかつ静かな、機体を作ることによって、身近に日常的に空を使えるということを目指しています。There's also another segment which is coming, which is called air taxi.
where people will fly from platform to platform more as a form of public transportation. Öncelikle Baykar Teknoloji Şirketi'nin savaş alanlarında çok fayda sağlayan birçok farklı ürünü olduğunu biliyoruz. Bu noktada Cezeri'yi de böyle bir alanda konumlandırmanın mümkün olabileceğini söyleyebiliriz. Muharebe alanlarındaki asker ve sivil ekiplere mühimmat ve yardım malzemesi ikmal amaçlı kullanım oldukça olası duruyor. Cezeri ikinci prototipinde menzille alakalı geliştirmeler sonrası bu konuda ciddi bir güç eklemesi olarak değerlendirilebilecek. Havada kalma süresi de idealin üstüne çıktığında savaş alanlarında Cezeri'yi aktif biçimde görebileceğiz. Minimum teknik ve havacılık bilgisi, üst düzey güvenlik ile uçurulabilecek şekilde tasarlanan Cezeri uçan araba, 8 adet elektrikli motor ve pervane ile gücünü şarj edilebilir bataryalardan alarak %100 elektrik ile uçuyor. 3 yedekli akıllı uçuş sistemine sahip olan Cezeri, gelecekte yapay zeka sistemleriyle donatılacak. Cezeri uçan arabanın seyir hızı 100 km bölü saat, uçuş irtifası 2000 metre ve 1 saat havada kalış süresi ile 70-80 km menzile ulaşması dikkati çeken özellikler arasında yer almakta. Öncelikle insanoğlunun binlerce yıldır uçmayı hayal ettiğini söyleyelim. Bu kapsamda Samuel Hansen ve John Stringfellow ikilisi 1841'de uçan bir arabanın patentini aldı. Bu gerçekten o dönem için fazlasıyla ilerici bir adımdı. Bunun hemen ardından farklı ülkelerden farklı bilim ve teknoloji insanları çeşitli denemeler yapmaya devam etti. Bu konuda Cezeri'ye yakın diyebileceğimiz bir çalışma Hollandalı Palve şirketi üzerinden geldi. 20 yıldır uçan otomobiller üzerinde çalışan şirket, ilk seri üretim uçan araba olan Palve Liberty ile Avrupa sokaklarında yasal bir şekilde gezebilmek için sertifikasını aldı. Ancak uçan araba Liberty satışa sunulmadan önce 2022 sonuna kadar test ve sürüşleri devam edecek. Türkiye'nin ilerici çalışmalarından biri olarak değerlendirdiğim Cezeri'yi tüm yönleriyle tek tek değerlendirdik. Ben bu içerikte sonuç bölümünü Cezeri'ye yönelik eleştirilere ayırmak istiyorum. Bu konuda Selçuk Bayraktar'ın açıklaması bence çok fazla şey anlatıyor. Bayraktar, 2005'te ilk İHA'yı uçurduğumuzda benzer şeyleri söylemişlerdi. Şimdi ise biz Akıncı'yı seri olarak üretiyoruz diyor. Cezeri için ne zaman uçacak, uçamayacak gibi analizleri oldukça yersiz buluyorum. Dünyada uçan araba için çalışmalar yürüten tüm şirketler bu sürecin oldukça sancılı ve detaylı olduğunu sık sık vurguluyor. Cezeri'de de aynı durum söz konusu. Ben böylesi bir çalışmanın ideal bir zamanda başladığını düşünüyorum. Ortalama 10 yıl sonra göklerde göreceğimiz bir Cezeri, bir savunma sanayi analisti olarak beni çok mutlu edecek. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Evet. Şehir içi ulaşımda otomobillere bir alternatif olacak elektrikli Cezeri'yi konuşacağız. Teknofest alanında en çok ilgi gören ürünlerin başında Cezeri geliyor. 10 başlıkla envanter şimdi başlıyor.